Şu anda geldiğimiz yer Karaburun'un merkezi, çarşısının olduğu yer. Arkamızda garajı görüyorsunuz. Burada alışveriş yapılacak yerler var. Hemen sağ tarafımda ağaçları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi mis gibi portakallar, mandalinalar ağaçtan. Gördüğünüz gibi uğraşaraktan. Oh, mis gibi kokuyor. Çarşıyı gezelim, dolaşalım etrafa bakalım. Ne var ne yok. Belki sohbet ederiz. Belki de buranın en meşhur olan hurma zeytininden, ziyadesiyle kelle keçi peynirinden istifade eder. Belki de İstanbul'a dönüşte götürürüz yanımıza deyip yavaş yavaş yürümeye başlayalım. Gördüğünüz gibi Erkan narları buldu. Narların durumu nasıl Erkan? Narlar patlamış ya. Valla geç mi kaldık diyorsun? Geç kaldık. Geç kaldık. Ayva için geç mi kaldık acaba? Ayva bunlar değil mi? Ayva var ama ayvalar küçük gözüküyor. Ayvalar küçük. Yani Karaburun'da bütün bahçelerde meyve dolu olarak görüyorsunuz. Evet, hakikaten çok güzel bir şey. Evet, gördüğünüz gibi narlar patlamış, açılmış. Şurada açılmamış bir tane nar buldum ben. Küçük, ufak ve minik bir nar. Bunu aldık. Evet, bir tane açılmamış nar buldum. Buyurun Erkan Bey, buyurun. Size hediyem olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayva. Evet, buradaki narlar da patlamış. Hakikaten ağaçında, dalında, yani narı dalında patlamış olarak görmek de nasip oldu diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlarımız ayvaları topladılar ama Cumhur abinki ayvayı yemiş. Ayvayı yemiş. Burada Süleyman'ı göreceksiniz. Birazdan ayva yok, o da ayvayı yemiş. Kenarından. Kenarından yemiş. Evet. Gördüğünüz gibi evet. Gördüğünüz gibi etrafta narlar, portakallar. Portakalların tadına bakalım değil mi? Dalından kopardık ama nasıl acaba bakalım. Evet, benimki portakal lezzetli ama Erkan'ın ayvası organik çıktı. Aşağıya doğru, çarşının merkezine doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi etrafta çam ağaçları, meyve ağaçları mükemmel. Soluduğumuz hava bile inanın burnumuzdan içeri girerken yakıyor. Yani oksijen o kadar yüksek ki İnsan aldığı nefesten bile büyük bir haz ve keyif alıyor. Bu arada narımızı da elimizde inşallah yiyeceğiz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Alışverişten galiba. Alışverişe geliyoruz. Güzel, buradasınız. Yok, Kartlıyım, Sarkamış. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? 2009'da geldik. 2009'da geldi. Neden buraya geldiniz? Çalışmak için. Çalışmak için geldiniz. Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. İşler iyi. Her şey yolunda. Her şey yolunda, Allah şükür. Kavun almışsınız eve. Ne var orada? Domates mi? Domates de var. Ekmek. Ekmeğin bir özelliği var mı? Var var. Ne özelliği var? Kara fırında pişiyor, köy ekmeği. Kara fırın köy ekmeği diyorsunuz. Vallahi süper. Verelim. Alalım bir lokma, tadına bakalım. Verelim dedi, biz de alalım dedik. Tadına bakalım dedik. Evet, ucundan hemen elimizle kopartıyoruz bir lokma. Kopartamıyoruz. Babam, bu nedir? Gözünü seveyim. Vallahi kopartmaktan vazgeçeceğim ha. Yok yok yok, sakın. Fırçayı kaçırma. Koparttım. Kabuğundan da olsa aldım. Tamam, düştüm. Evet. Kara fırın dedik değil mi? Köyde ve köy ekmeği. Köy ekmeği. Vallahi bu da harika. Demek ki Amasya ekmeği. Amarsek köyünden geliyor arkadaşlar. Bu ekmeği buraya geldiğinizde mutlaka deneyin. Mükemmel. Çok teşekkür ediyorum dayıcım. Kendine bak. Çay söyleme bize. Çekim yapacağız. Sonra da gideceğiz. Görüşürüz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Evet, gördüğünüz gibi Karaburun'daki yaşayan insanlar bile o kadar sıcakkanlı ki ekmeklerini bile bizimle birlikte bölüşüyorlar. Pazar yerine doğru ilerliyoruz. Çünkü burada Karaburun yerel ürünleri satan bir market varmış. Bu markete gireceğiz ve bakalım bu markette hakikaten bizim aradığımız yerel ürünlerle karşılaşabilecek miyiz? Selamünaleyküm. Efendim, sizde bizim aradığımız hurma zeytininden var mı? Şu anda bende yok. Şu anda yok. Kelle keçi peyniri var mı? Var ama tattırabilirim size. Satacak yok. Satacak yok. Tadına bakacağız o zaman ablacığım. Evet. Şu an ablamız bize kelle keçi peyniri, şu Karaburun'un meşhur kelle keçi peynirini tattıracak ve biz de onu tecrübe edeceğiz. Bakalım hakikaten bahsedildiği kadar müthiş mi ve güzel mi?
Hah, bir saniye. Çünkü bu doğal mayelan olduğu için bu mesele 3 aydan beri aynı buradan ben kesip yiyorum bunu. Bir tane koku ve bozulma yoktur. Buyur tadabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Önce bu kokluyoruz. 3 aydan beri evet. İlk önce salamı. Herhangi bir koku yok. Şemra Hanım, sizin burnunuz hassas. Koklar mısınız? Mis gibi. Bozulma mis yok. Gibi. Şimdi mesela tadına bakıyoruz. Gerçekten hakikaten bahsettiği evet. Kadar varmış. Peki mesela, bunu şimdi, nerede buluruz ablacığım? Çarşıdan aldığınız zaman hemen yani 3-4 tamam. Gün içinde bozulma gerçek yapar. Şimdi ablacığım ben bu bozulmayı nereden bulacağım? Şimdi mevsimi bitti. Bunu o kadar insanlar alıştı ki. Yapma yani. Abla böyle. Mevsimin hemen bitiyor. Hmm. Ancak nedir bunun mevsimi? Mevsimi bunun mesela Mayıs ayında sağılmaya başlıyorlar. Aha. Mayıs'tan yani Ağustos'un 15'ine kadar bulabilirsiniz. Mayıs'tan başlayıp Ağustos'un 15'ine kadar. Ağustos'un 15'inden sonra hayvanlar çiftleşiyor. Tekrar ikinci bir yavru hazırlanıyor. İnek gibi değildir. Keçiler 5 ay dolu 5 ay boş yavrulu geçer. Anladım. O evet. Zaman biz kirli keçi peyniri bulmak için Mayıs'ta Ağustos arasında burada olmamız gerekiyor. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz tattırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. İsminiz neydi? İsmim Ayşe. Ayşe ablamıza Ayşe çok Yılmaz. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Yılmaz ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kopanisti vardır bende. Ne? Kopanisti var buranın. Meşhur kopanistisi vardır. Bakalım o nedir? Kopanisti. Kopanisti. O biraz kokar ve biraz böyle dilini buruk buruk yapar. Bakalım. Kopanisti. Bu da peynir türü. Evet buyur. Olsun. Teşekkür ederim. Bu birazcık. Neydi ismi bir daha alalım? Bu 40 gün yumuruluyor. Bu kopanisti. Kopanisti. Evet, kopanisti. Bu Yunanlılar zamanında burada çok meşhur bir peynirmişmiş. Yumuruluyor, bu 40 gün yumuruluyor. Koku. Evet, gelmedi. Bu kokuyor. Biraz kokusu ağırdır. Biraz acımsak gibi diline, için. Diline de bakalım. Burkar. Öyle bir şey, bir özelliği vardır yani. Şöyle tarif edebiliriz. Tadı güçlüdür. Çok diline beklemiş. Çok beklemiş. Dur bir dakika dur. Tulum peyniri tadı var. O bizim bildiğimiz o bidona basılan tulumun acılı ve ekşiliği var ama lezzetinin içinde pek çok şey bulabiliyorsunuz. Mesela çok fazla suyu çekilmiş süzme yoğurt tadı. Tulum peyniri tadı. Sütle 40 gün yumuruluyor. 40 gün yumuruluyor. Oradan mı yapılıyor da? Kelle keçiler evet, mi yapılıyor? Evet, bunu keçiler yapıyor. Bu da keçi peynirinin keçi sütünden yapılıyor. Evet. Ben yapmıyorum. Bunu da bulamıyoruz değil mi? Bunu da bulamam. Kaşığı alıyorum. Bazı yerlerde yaptırarsa vardır. Nerede var yapıldığını biliyor musun? Bana söyle, kimseye söyleme. Seni söyleyeyim, kimseye söylemeyeyim. Yayla da Hamza Bey diyorlar. Onlar çok yapıyor. Bir de Bozköy'e gittiğiniz zaman... Hı-hı. Bozköy'de şey var, Dereli Ali derler. Onun sürüsü var, o yapıyor. Dereli Ali, seni bulmaya çalışacağız. İnşallah buluruz. Oraya giderseniz bulursunuz. Kahveye sordunuz mu göster. Hemen kahvenin Bozköy. Altında, Bozköy'de. Valla sen dönüşte. Ne kadar böyle müşfiksin, bu kadar böyle dönüşte yardımseversin ya. Sen buralı mısın? Ben Aydınlıyım. Aydınlısın. Aydın Karacasılıyım. Ne kadar zamandır Karaburun'dasın? Ben 16 senedir Karaburun'dayım. Artık Karaburunlu gibi oldum. Bence de. Evet. Burada... En çok hoşuna giden şey nedir? Yani Karaburun'da yaşamaktan en çok neden keyif alıyorsun? Karaburun'da yaşamanın keyfi sakinliği, doğayla iç içe. Çıktığın zaman her an mesela ormana gidip gezebilirsin. Baktığın zaman ormanları görebiliyorsun. Fazla yapılaşma binalar sık değil ondan. Denizimiz güzeldir. Kirlenme yok çünkü okyanusu açık ya. Okyanus açık olduğu için eğilip içesin gelir deniz kenarına gittiğin zaman yani. Öyle bir güzelliği vardır. Karaburun'un havası da çok güzeldir. Nem olmaz. Yazın mesela başka yerde mesela dokunduğun zaman vücutun yapış yapış olur. Burada yani 5 günde yıkamazsan o özelliği tatmazsın. Çünkü havası güzeldir. Abla Aydın'dan gelmiş ama milli Karaburun tanıtımcısı olmuş. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Şu anda nergisi görüyorsunuz. Nergis. Burada bu nergisin soğanı vardır içinde. Yeni patlıyor. Hı hı. Çünkü bu yavrusu yanı başında bak yavrulamış. Hı hı. Bu da ana gövdesi. Buradan nergis çıkar ama bu gelecek seneye hazırlar bu kendine. Evet. Peki. Çok güzelmiş. Böyle size hediye ediyorum buna. Bak işte Ayşe ablanın müşfikliği buradan ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz ablacığım. Burada tavukların bu... içine koyayım alabilirsin. Ben çiçekçilik de yapıyorum aynı zamanda. Çiçeği de çok seviyorum. Çiçekçilik de yapıyorum. Bu çiçeklerimi satıyorum. Kendim dikiyorum, üretiyorum.
Yani Karaburun'un yöresel çiçeklerini satıyorum burada. Karaburun'a geldik mi buradan geçmeden gitmeyelim. Burayı mutlaka uğrayalım diyoruz o zaman. Ne gibi mesela? Yani niye Karaburun'da kaldın bu kadar yıldır? Ne yapalım? Başladık. Devam şey yapıyoruz. Burada olmaktan memnunum diyorsun. Mutluyum diyorsun. Sakin. Huzurlu. Huzurlu. Kafamızı dinliyoruz. Küçük bir de bakkal dükkanı yani, diyorsun. Daha ne yapayım? Gölgeler hoş, keseler boş. Güzeldi. Gölgeler hoş, bakalım, keseler boş diyor. İki bakkal bir fırın, Karaburun. Yani o kadar diyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz dolaşalım. Belki bir yerden çıkar. Keçi peynirini yiyin, Hasan bakkal satar. Kelle keçi peynirin var mı? O da yok. Kelle keçi peyniri de yok. Biz menbaını bulduk ama sadece balımız kaldı. Balı var. Yer yer yediğimiz var efendim. Balın ne özelliği? Buranın Karaburun'un aromaslı, bol işte hayıttan, narenciyeden, kekikten, yani balımız da Azer balığı değilse bile kıymetli bir işe yarar. Kıymetli bir balık. Kaçtan veriyorsunuz balı? 30 lira. Bu sene randıman çok azdı, çok az. Randıman az olduğu için kilosu mu 30 lira? Kilosu 30 lira. Evet. Karaburun'un balının kilosu şu an 30 lira. Neden? Çünkü randıman az çıktı. Az bal toplandı, o da o yüzden. Az. Evet, çok teşekkür ediyoruz amirim. Sağ olasın. Vallahi acayip bizi aydınlattın. Yaban TV'de. Cem Karabay'la Sukup öğreniyorum da. Seyrediyoruz. Peki beğeniyor musunuz? Beğenmez miyiz? Beğenmediğiniz bir yanı var mı? Bizim aynı zamanda şeyimiz de var. Bu dükkanın haricinde benim nergis tarlam var. 4 dönüm, 5 dönüm falan. Onu gidiyorum sulamaya bugün mesela gittim. Limon şeyimiz, bahçemiz var, mandalimiz var. Zeytinimiz, bir ton zeytin yaptık. Allah'a şükür. Yani onun olmasa zaten burada onları da değerlendiriyoruz. İşte demin bir şey sormuştun sen. Nesini seviyorsun? Oradaki malları elde ettiğimiz tarımdan şeyler burada satma şeyimiz, avantajımız var. Ama nergisten biraz üzülüyoruz şeyde. Niye, hayırdır? Şey yok. Satmak için alan tüccarlar hep böyle hep Karaburun'a kime sorsan hep takıp gidiyorlar. Takıp gidiyorlar öyle. Ödemelerini yapmıyorlar. Ödeme yapılmıyor. Birçok insanın böyle alacağı var. Bunu yetiştirmesi zaten zor. Karaburun'dan nergis alan tüccarlar, yapmayın bak böyle şeyler ya. Bu insanlar onları alın teriyle, el emeğiyle üretiyorlar. Niye ödemiyorsunuz arkadaşım? Çok ayıp ama. Evet, inşallah. Bir de hava şartları da çok önemli. Eğer lodos olursa düşüyor fiyat. Düşüyor. Ondan sonra da yükselmiyor. Ama poyraz olursa kadirle kıymetinden yani değerleniyor şey. Her şey. Azar azar yüksek satılıyor. Şu an Hasan abi bizi çağırdı. Biz de koşa koşa gerisin geri geldik. Neden geldik biliyor musunuz? Çünkü Hasan abi evdeki zulayı patlatmış. Evet, evdeki kelle keçi peynirlerini, yengenin haberi var mı yok mu bilmiyoruz ama peynirler geldi. O buldu zaten. Vallahi Allah razı olsun. Bunu kendiniz mi yapıyorsunuz? Hazır mı yapıyorsunuz? Satın alıyorsunuz. Bunun hazırlanmasındaki en önemli özellik nedir? Bunu iyice kırmak lazım. Şimdi bunun bir şey var böyle ağaçtan. Loru ayrı düşürüyorlar, kelle peynirini ayrı yapıyorlar. Ama çok bir de ılık yani pişmiyor. Ha, ılıktayken. Ilıktan yapılıyor. İyi karıştırılması lazım. Eğer maya kalırsa bu Brusella denen bir hastalık var. Onu yapıyor. Brusella. Çok tehlikeli bir şey yani. Bu peynir asla bozulmamış. Doğru mu? Hiçbir şey olmaz. Yiyeceğiniz kadar kesiyorsunuz böyle. Kazını bağlayıp dolaba kaldırıyorsunuz. Bir sene dahi kalır yani. Hasan abi çok teşekkür ediyorum. Ne kadardır bunların normalde satış fiyatları ne kadardır? Bu aynı beyaz peynir fiyatlarından. Tartılır. Kaç lira? 17.850.
17 lira 85 kuruş şöyle bir peynirin fiyatı. Evet. Hasan abi bunu bize hediye ediyor. Bunun özelliği yağı kreması alınmaz. Yağı ve kreması alınmaz. Tabii. Üstünde kalır. Sağılan süt işlem görüp bu hale gelir. Sepetlere konup bu hale gelir. Hasan abi alıyorum ama hakikaten alabilir miyim? Vallahi kendi yememi yememi gösterdim sana. Ben sana bunu bıraktım abi. Evet. Teşekkür ettik ve zorla buldu, biz de zorla aldık. Yemeklik olarak aldık. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ve Hasan abiye gerçekten teşekkür edip hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.